Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere pazardaki son sistemler hakkında bilgi vereceğim. Pazar nasıl çalışır? Pazarda neler yapmak lazım? Ne yaparsak hızlı oyuncu satılır? Ne yaparsak yavaş satılır? Pazarda neler işliyor? Bunu detaylı şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi videoların devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bu videoda pazar değişim saatlerini söylemiyorum sizlere. Pazar değişim saatleriyle ilgili ayrıca hepsini bir arada bulabileceğiniz bir video sizlere çekeceğim kardeşlerim. Yani tabii ki bazı kaynaklar var bununla ilgili ama ben sizlere hepsini etkinlik bir arada bulabileceğiniz bir video çekeceğim sizlerin yararlanması için kardeşlerim. Ama bu videoda şunları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sıfırdan başlayanlar için pazar nasıl çalışıyor onu göstereyim kardeşlerim. Mesela bir oyuncunuz var. Öncelikle pazarda coins dediğimiz şuradaki sarı FIFA 141 milyon olan o coins'i kullanıyoruz arkadaşlar. O coins'i de nasıl kullanıyoruz? Örneğin şu an mevcut oyuncularda bazı oyuncular arkadaşlar etkinlikten verilen şu an satılamaz diyor bakın. Bu oyuncuları satamıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuncular satılamaz oyuncular. O yüzden bu oyuncuları satmaya çalışmayın. Neden satılmıyor demeyin arkadaşlar. Oyun ona bir kural koymuş, satılamaz demiş. Satılabilir oyuncular şöyle canlı duran oyuncular arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, forması olduğu için şunlarda da sat butonu gelmiyor. Onu da hemen yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Bakın yanında forma işareti olan hemen küçük bir kutucuk var arkadaşlar. Bu oyuncunun sizin kadronuzda herhangi bir kadronuzda olduğu anlamına geliyor. Bu oyuncuları da kadrolarınızdan çıkarmadan satamıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu şekilde. Hakimi'yi mesela bizim şu an sola koymuşum. Ben bunu Hakimi'yi çıkarmadan bu satışı gerçekleştiremiyorum. Hakimi'yi kadrodan çıkarıyorum. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Şurada alternatif kadrolarınız var arkadaşlar. Bu alternatif kadrolarda da eğer Hakimi varsa onlardan da çıkartmanız lazım arkadaşlar. Hemen hatta göstereyim sizlere şu şekilde. Bir tanesinden çıkarmanız yetmiyor kardeşlerim. İkisinden de, üçünden de, kaçında varsa hepsinden oyuncuyu çıkartmanız lazım. Şimdi geldik Hakimi'ye, bakın sat butonu açıldı. Sata basıyoruz. Sata bastığınız an gitmiyor arkadaşlar. Şurada geri dönüştür diye bir buton var arkadaşlar. Oraya kesinlikle ve kesinlikle basmıyorsunuz arkadaşlar. Şu an bakın riske bile atamıyorum ben. Mesela çok dandik bir oyuncuyu geri dönüştüre basalım. Buraya bir kez daha geliyormuş. 100 jeton karşılığında geri dönüşmek ister misiniz diyor arkadaşlar. Bu oyuncu yok oluyor. 100 coins geliyor sadece. 100 yani şu 637 kadar 100 geliyor. Kesinlikle bunu yapmayın arkadaşlar. Hiçbir oyuncuya, oyuncu listenizi boşaltmak için falan yapabilenler var. O çok sonraki iş arkadaşlar. Onu sonra anlatırım. Şimdi sat dediniz. Bu oyuncuyu arkadaşlar bakın. Kırmızı olanlar bu oyuncunun istendiği anlamına geliyor. Yani teklif yapanlar kırmızılar. Mavi olanlar da satmak için uğraşanlar arkadaşlar. Yani şu an siz satın almak istiyorsanız 25 milyon teklif verdiğinizde satın alabiliyorsunuz. Oyuncunuzu satmak istiyorsanız 24 milyon 700'e bu oyuncunuzu hemen satabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama örnek veriyorum, şu an 24 milyon 700'e sizden önce birisi koymuş. Hatta iki kişi koymuş, biri satmış, biri de satılığa düşmüş arkadaşlar. Yani o tekliften bir tane varsa onu önce koyan satabiliyor arkadaşlar. Tabii burada siz illaki 24 milyon 700'e koymak zorunda değilsiniz. Ya da 24'e satmak zorunda değilsiniz. Daha sonra sırası gelince satarım derseniz 25 milyon 900'e de koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu hangi oyuncuyu nereye koyarsak daha mantıklı gider kısmını da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Satın alma kısmında da aynı şey geçerli. Siz illa bu oyuncuyu 24.700'e satın almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. 24 milyon teklif edebilirsiniz. 23.500 teklif edebilirsiniz. 23.400 teklif edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi alt sınır ve üst sınırlar var. Her oyuncu için bu değişiyor arkadaşlar. Şimdi bir de dip fiyatları göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bende var mı dip fiyat? Varmış. Mesela şu bu çanan aç diyoruz.
Bakın arkadaşlar, 306.000'den 999 artı tane satılığa koyan var bu oyuncuyu. Bu arkadaşlar, dip fiyatı gören oyuncular artık satılamaz oyuncular anlamında düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir oyuncuyu koyduğunuzda neden satılmıyor diye düşünmeyin. Bu yüzden satılmıyordur arkadaşlar. Oyuncuyu koydunuz, artık bu oyuncuyu unutacaksınız. Belki bir ihtimal satılır diye beklemekten başka bir çareniz yok. Bütün 999 artılar için bu geçerli arkadaşlar. Orada kaç bin tane oyuncu olduğunu bilemezsiniz. Bir de 999 artılarda ve herhangi bir oyuncuda arkadaşlar. Mesela şu oyuncudan örnek vermiş olayım. Taremi'den. Örneğin burada 3 tane 2.470.000'e Taremi satan var arkadaşlar. Burada birisi bunu almak istediğinde burada önce koyanın teklifini satın almış oluyor ve bu iki teklife düşüyor. Siz daha sonra koyansanız o önünüzdeki iki teklifin önce satılmasını bekliyorsunuz. Sonra sizinki gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde pazar çalışıyor. Aynı şekilde alım teklifinde de bu geçerli arkadaşlar. Alım teklifinde de önce teklif veren önce satın alıyor. Sonra teklif verenin aynı miktardaki tekliflerse o sonra satın alıyor arkadaşlar. Şimdi 999'luk oyunculardan bir şey daha göstereyim sizlere arkadaşlar. Örneğin zaman zaman oyun şöyle yapıyor. Şu an 111 gen oyuncuların dip fiyatı arkadaşlar 72 milyon. Daha doğrusu 68.400 arkadaşlar. 111 gen oyuncuları. Oyun büyük ihtimalle bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Dip fiyatı değiştiriyor arkadaşlar. Yani bunun 68.400 değil de örneğin işte 40 milyona düşürecek mesela. 30 milyona düşürecek. Oralara düşürecek. Düşürmesi demek ne demek arkadaşlar? Biliyorsunuz bir oyuncudan çok fazla satışta varsa, yani çok fazla mavide varsa oyuncunun fiyatı düşme eğiliminde oluyor. Çok fazla kırmızıda varsa arkadaşlar oyuncunun fiyatı talep fazlalığından dolayı yükselme eğiliminde oluyor. Tabii ki bu kesin sonuç değil. Bazen oyun kendisi artırıp azaltabiliyor oyuncular ama büyük ölçüde arkadaşlar pazarda sistem bu şekilde. Mavi çoksa azalma eğiliminde, kırmızı çoksa artma eğiliminde olur oyuncuların değerleri arkadaşlar. Bir oyuncuyu satıp alırken de bunu mutlaka değerlendirirsiniz. Pazarla zaten çok haşır neşir olanlar mutlaka bu kısmı öğrensinler arkadaşlar. Videonun sonunda da söyleyecektim ama Discord'a gelirseniz arkadaşlar pazarla ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Çünkü pazarla ilgili bizim yaptığımız kadar pazar etkinliği yapan, bizim yaptığımız kadar pazarla uğraşan, coins'le uğraşan, oyuncu alım satımıyla uğraşan başka bir yer yok arkadaşlar. O yüzden mutlak surette bizim yaptığımız, bizim uğraştığımız pazar taktiklerini öğrenin kardeşlerim. Bu da zamanla öğreniliyor. Sohbetlerle, videolarla vesairelerle öğreniliyor arkadaşlar. Bunu da zamanla öğrenebilirsiniz. Şimdi bu dip fiyat değişirse arkadaşlar yavaş yavaş düşeceği için her dip fiyat güncellenmesinde, dip fiyat derken her fiyat güncellemesinde oyuncunun değeri düştüğünde siz birinci sırada satış imkanına sahip olup oyuncunun satılma ihtimalini artırabilirsiniz arkadaşlar. Dip fiyatın değişmesi de bu işe yarayacak. Şu an bu oyuncudan sizin elinizde varsa ve satılışa şu an koyarsanız arkadaşlar Hiero'yu oyuncunun satılma ihtimali imkansıza yakın. 999 artı oyuncuların maalesef başka türlü bir satış yöntemi yok arkadaşlar. Sadece bunu koyup beklemeniz gerekiyor. Bir şekilde giderse gidiyor, gitmezse yapabilecek bir şey yok. Bir de arkadaşlar şu şekilde oyuncular var. Mesela bakın 54 tane satışa koyulmuş. Bunun gitme ihtimali daha fazla arkadaşlar. Siz buraya 55. olarak koysanız bile bunun gitme ihtimali tabii ki daha fazla. Şu Vidic mesela 200-300'lü 500'e çıkmış. Bunda bile gitme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü bir oyuncuyu arkadaşlar bir de örneğin 562. olarak koydunuz Vidic'i 68-400'den. Bu oyuncuyu arkadaşlar hiç ellemeyeceksiniz. Yani satıştan çekmeyeceksiniz. Satıştan çekmediğiniz sürece bir hafta boyunca bu oyuncu pazarda kalır arkadaşlar. Bir hafta boyunca kalır ne demek?
Yani 7 gün boyunca 68.400'den sizin teklifiniz satışta duracak. Sizden önce koyanların arkadaşlar teklifleri tekliflerinin süresinin dolma ihtimali daha fazla olduğu için bir haftanın sonuna kadar satılma ihtimali var arkadaşlar. Yani sizin teklifiniz kademe kademe öne geçebilir. O yüzden teklifi koyduktan sonra sakın ha sakın tekrar tekrar sat sat her gün sata tekrar tekrar gidecekmiş ümidiyle basmayın arkadaşlar. Sıranızı değiştiriyorsunuz ve sonlara tekrardan düşüyorsunuz. Bu da çok önemli bir bilgi arkadaşlar. Bunu da mutlaka dikkate alın. Şimdi arkadaşlar bir diğerini göstereceğim. Komisyon kesiyor biliyorsunuz. Şu satışlarımı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir satış gerçekleştirdim. Bahaneyle bunu da göstermiş olayım. 6 milyonluk satış. Komisyon kesiyor bir de arkadaşlar pazar. %10 komisyon kesiyor. O yüzden al sat yaparken oyuncuların minimum ve maksimum değerlerine dikkat edin arkadaşlar. Etkinlikten etkinliğe farklılık gösteriyor. Oyuncudan oyuncuya farklılık gösteriyor. Onlara dikkat edin. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şu oyuncuyu alacaksınız. Mesela bu oyuncuya şu an kaçtan teklif vermek mantıklı sizce? Bir düşünün arkadaşlar. Kaçtan teklif vermek mantıklı? Bu oyuncuyu direkt 103 milyona satın alabilirsiniz. Ama şu an 98 milyona isteyen birisi varken sizin 103 milyona bunun direkt almanız demek sizin bol gönüllü davranmış olmanız demek arkadaşlar. Ben mesela burada teklif verecek olsam direkt olarak 98 milyon 100'den teklif veririm arkadaşlar ki sıradaki satışı ben satın alabileyim diye arkadaşlar. Buradaki diğer satış yöntemi de elinizde varsa bu adam mesela 104 milyondan 5. sıraya girmek yerine 103 milyondan daha öne geçmiş ve satış ihtimalini artırmış arkadaşlar. Sizler de bu şekilde satış ihtimalinizi artırabilirsiniz. Yine alım ihtimalini de artırabilmek için burada mesela 100 bin fazla vererek 98 milyon 100 teklifi verebilirsiniz. Eğer teklifinize olumlu cevap alırsanız arkadaşlar 5 milyon daha az ödeyerek bu oyuncuya sahip olabilirsiniz kardeşlerim. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Bunu da mutlaka aklınıza kazıyın. Diğer bir pazarla ilgili dikkat etmeniz gereken şey de şu arkadaşlar. Oyuncuların fiyatının artış ve azalış trendi. Örneğin şurada görüyorsunuz. Bu oyuncu 86 milyonla başlamış. 177 milyona kadar çıkmış. Sonra da yatay şu sol altta oyuncunun kartının altındaki çizelgeyi gösteriyorum arkadaşlar. Sonra da bayağı bir düşüşe geçmiş arkadaşlar. Şimdi bu oyuncu tekrardan yükselişe belki geçebilir. Yükselişe geçmesinin takibini mutlaka yapmanız lazım arkadaşlar. Bütün oyuncuları hemen hemen takip etmeniz lazım. Yatırım yapmak için, kar etmek için bütün oyuncuları takip etmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü mesela Ederson hala düşüyor arkadaşlar. Hala satışta ama çok fazla düşmüyor. Çünkü bu oyuncuların düşüş trendini çok yavaşlattılar arkadaşlar. O kadar yavaş düşüyor ki gıdım gıdım indiği için çok satış yemesine rağmen düşmüyor arkadaşlar. City Turatlarsa 111'e çıkacak. Bu kartları iyi değerlendirin. Bu kartlara yorum yapın arkadaşlar. Diğer 111'lerin dipleri değişirse onlara yorum yapın. Takaslarla ilgili arkadaşlar bu etkinlikte örnek veriyorum 110 gen bir oyuncu verip 2 oyuncu verip 111 gen oyuncu alabiliyorsunuz. O kısımlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Bir de takip listesi var. Buraya da istediğiniz oyuncuları ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi satışlarla ilgili oyuncuların bölümünden satılabilecek oyuncuları mutlaka denetleyin arkadaşlar. Teklif var mı yok mu satılabiliyor mu ne oluyor diye mutlaka denetleyin kardeşlerim. Mesela şuradan bir örnek vereyim varsa sizlere. Sizlere paketten oyuncu çıkmıştır örnek veriyorum. Ben az önce sattığım oyuncularda onlar vardı. 80'lik bir oyuncu mesela 100 bin arkadaşlar. Ama diğer tarafta 81'lik oyuncu 65 bin. Buradan 80'lik oyuncuyu 100 bine 82 bine neyse satarak
Burada 5-6 binlik kar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Bunları mutlaka değerlendirin kardeşlerim. Şu oyuncular mesela son zamanlarda aşırı derecede yükseldi. Burada ben mesela 85'lik bu oyuncuyu satmayı tercih ediyorum. Eğer ki giderse diğerlerinden, çünkü daha fazla elimde var arkadaşlar. Mesela bazı oyuncular Vinicius gibi, bu oyuncunun değeri çok yüksekti arkadaşlar. Ama şu bedava 109 Vinicius'u dağıttıktan sonra bu oyuncu bir anda çakıldı. Neden çakıldı? Çünkü bedava Vinicius verdi oyun. Bu da Brehme'den dolayı çok düştü arkadaşlar. Yani çok düşmedi de biraz düşüş gerçekleştirdi diyeyim Brehme'den dolayı. Oyunda böyle değişkenler var. Mesela siz Vinicius var elinizde. Oyunda da bedavadan Vinicius veriyor. Direkt olarak elinizdeki Vinicius'u satmanız lazım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, pazarda oyuncu satamamanın bir diğer sebebini de söyleyeyim. Derece bastığınız oyuncular pazarda satılmaz arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim. Şu oyuncuyu çalıştır diyelim mesela. Bir oyuncuyu şöyle çalıştır diyelim. Bakın buradan oyuncunun derecesini bu şekilde artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında da eğer ki oyuncuda derece varsa, ben de şu an hiç derece olmadığı için gösteremiyorum. Oyuncu satılamaz şekilde şu altındaki kutucuk var, görüyorsunuz. Ovus uyasının altında, orada 5 yazıyor mesela, 10 yazıyor, 15 yazıyor. Oyuncuya derece bastıysanız arkadaşlar satamıyorsunuz oyuncuyu. Satamadığınız için oyuncunun, bakın şurada antrenman aktarım seviyesini aktar diye bir buton var. Onunla aktarabiliyorsunuz ancak. İşte şu arkadaşlar, şunu bir sürü yerden kazanabiliyorsunuz. Bu olmadan antrenman aktarımını gerçekleştiremiyorsunuz kardeşlerim. Mutlaka elinizde bundan olmalı antrenman aktarmak için. O yüzden önceki videoda da söylemiştim. Antrenman aktarım üyesi ilk başlarda az olduğu için yeni başlayan kardeşlerimiz bir süre derece basmasınlar. Ben mesela hiçbir oyuncuma derece basmadım arkadaşlar. Sizler de bir süre mutlaka derece basmayın. Ona göre değerlendirirsiniz arkadaşlar. Takasları mutlaka pazarda kıyaslayarak değerlendirin. Karlı takas yapabiliyorsanız komisyonu da göz önüne alınarak takasları yapmaya çalışın. Daha önce verdiğim yatırım tavsiyesi vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Kahraman Serüven oyuncuları. Onlar tuttu. Çok da başarılı oldu. Çok da kâr eden arkadaşlarımız oldu. O şekilde pazarda manipülasyonları iyi değerlendirin kardeşlerim. Evet, pazarla ilgili bayağı bir bilgi verdim. Dediğim gibi pazar değişim saatlerinde koyacağım sizlere. Orada nasıl satış yapmanız gerektiğini de göstereceğim. Daha önceki videolarımız da var pazarla ilgili. Onları da izleyebilirsiniz. Evet, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın kardeşlerim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz hoşça kalın.